Merhaba arkadaşlar. Bilem TV kitap tanıtımlarında bu hafta Marshall Hudson'ın Dünya Tarihi Yeniden Düşünme kitabını ele alacağız. Bu kitabı ele alırken öncelikle sormamız gereken belli başlı sorular var. Bunlar İslam medeniyeti tarihi, Orta Doğu tarihi bağlamı içerisinde mi yerleştirilmeli yoksa dünya tarihine mi? Batı medeniyetini eleştirilmesi için öncelikle yapılması gerekenler nelerdir? İslam medeniyetinin araştırılması Avrupa tarihi üzerinde nasıl bir etkiye sahiptir? Kıtalar nasıl belirlenir? Avrupa ile Hindistan arasındaki farkı belirleyen nedir? Avrupa'yı kıta olarak ele alırken Hindistan'ı neden bir kıta olarak ele almamaktayız? Mercator, dünya haritası ve özellikleri nelerdir? Doğu ve batı kavramları neyi ifade eder? Teknikçiliğin ahlaki boyutları nedir? Bu ve buna benzer birçok soru aslında bu kitabın anlatmak istediklerini ele alan belli başlı konuları ihtiva etmektedir. Bilindiği üzere tarih yazılmaya başladığından bu yana bir araçsallaştırma olgusu olarak meşrulaştırma için kullanılan bir enstrüman olarak kullanılmıştır. 19. yüzyıldan itibaren bunun daha aktif ve daha faal olarak kullanıldığını görmekteyiz. Batı'nın kendisini tanımlarken öteki üzerinde bir tahakküm kurması ve kendisini tanımlamayı diğerleri üzerinden yaptığı tanımlarla ifade etmesi 19. yüzyıldan itibaren sistematik bir hale gelmiştir. Bunun eleştirisini yapan hepimizin bildiği Edward Said'in şarkiyatçılık eserinde bu konu detaylı olarak ele alınarak Batı'nın diğerleri üzerindeki tahakkümünü çok iyi bir şekilde kaleme almıştır. Edward Said'den 10 yıl önce Marshall Hudson, Dünya Tarihi Yeniden Düşünmek adlı eserini kaleme alırken Batı merkezciliğin sıkıntılarını değinerek bunu kitabında işlemiştir. Hudson yazdıklarıyla kendi zamanının tarih algısını yıkarak İslam tarihinin özelinde doğu üzerindeki varsayımları yıkarak bunu yeniden oluşturmaya çalışmıştır. Tek bir tarih algısının yanlışlığını vurgulayarak Dünya tarihini karşılaştırmalı olarak ele alınması gerektiğini söyler ve batı merkezli tarih okumalarının tek tip bir tarih okumu olarak eksik olduğunu vurgular. Düşünmenin farklı açılardan yaklaşarak ve farklı pencerelerden bakarak olabileceğini ve tarihi özelinde bunu yaptığımız zaman daha verimli bir veri elde edebileceğimizi anlatan Hudson, Avrupa kıtasının niteliği üzerine bir soruşturma yaparak kıta olarak isimlendirilmesinden veya tanımlandırılmasındaki ardalanı sorgulamaya başlar. Batı'nın tarihin merkezinde tekrar sahibi olarak görülmesi ve Doğu'nun adeta görmezden gelinerek ciddiye alınmamasının Batılı ırk merkezciliğinin bir davranışı olduğunu bizlere anlatmaktadır. Bu anlayış adeta Avrupa'nın dünyanın tamamını şekillendiren bir merkez olarak görerek diğer bölgeleri tecrit edip adeta sınırlı bir hale getirmiş bir anlayışa sebep olur. Hudson tarihin şekillenmesindeki problemleri değinmesinin ardından harita çizimlerinin de ve belirlemelerin de ideolojik kaygılarla yapıldığını belirtmektedir. İdeolojik kaygılarla şekillenen haritalar ve tarihi hedefler Hudson'ın özellikle vurguladığı noktalardan başında gelmektedir. Hudson burada önemli bir soru sorar dünyada yaşayan tek halk olmadığımız gerçeğinin farkına ne zaman varacağız? Tüm dünyanın şekillenmesini sadece batı merkezli yapmanın dünya tarihinin şekillenmesinde yeterli olmadığını anlamın önemini metinlerde sıklıkla vurgulamaktadır. Ve burada karşımıza iki önemli kavram çıkar. Doğu ve Batı. Hudson Batı medeniyetinin en başından bu yana doğudan tamamen farklı bir güzergah içerisinde şekillendiğini, insanlık tarihinin benzensiz bir medeniyetini ortaya koyduğunu ve yeni bir dünya inşa ettiği söylemlerini kabul etmez. Bu söylemler tarihin merkezinde sadece batının olduğu bir anlayışı işaret ederek okumalarımızda sığlığa ve dünyayı anlama noktasında eksikliklere sebep olmaktadır. Hudson, haritacılıktaki ideolojik kaygılarını paylaştıktan sonra bizlere Batı'nın teknikçilik anlayışını anlatmaktadır. Teknikçilik anlayışında ortaya çıkan temel problemlerin merkezinde ahlaki ve estetik kaygıların bir yana bırakılarak tamamen teknik uğruna hepsinin feda edilmesini vurgular. Büyük felaketlerin ortaya çıkmasında yaşadığımız çağdaki teknik anlayışının pek çok payı vardır. Çünkü teknikçi ruhun amacı teknolojinin sağladığı kesinlik anlayışının aracılığıyla gayri şahsi etkinlikler ortamı oluşturmaktır. Yani biz teknikçilik ruhu içerisinde kaldığımız müddetçe kişisizleştirilmiş bir yapıda yaşayacağımızı vurgular hatsın. 1800'lerde yayılmaya başlayan teknikleşmeci ruh toplumsal alanda Avrupa insanına getirdiği derin buhranı bireyler kişisizlikleştirmekle ödemişlerdir. Hudson modern bir batılının kendi teknikleşme yöntemlerini rasyonel olarak görmesini ve tarımsal toplumların tarz ve yöntemlerini de bu tekniğin dışında kalan bir yöntem olarak görmesini ayrıca eleştirmektedir. Çünkü Tarım toplumunda yaşayan bir insanın tarım öncesi toplumdaki halinden daha teknik olduğunu kabul etmek gerekmektedir. Ancak batılı tarzda bakıldığında tarım öncesi toplumlar veya tarımla uğraşan toplumlar da teknik yapıda olan bir toplum olarak nitelendirilemez. Çünkü Batı için teknik sadece kendi oluşturduğu coğrafyada ve kendi toplumun içerisinde mevcut olan ve mümkün olan bir yapıdır. Hudson burada batıda büyüyen ve gelişen teknikleşmeyi inkar edilemez bir başarı olarak görür. Ancak batıya bu yolla ulaşan kitap ve buluşların da göz ardı edilmemesi gerektiğini vurgular. Batı dünyadan bağımsız, diğer coğrafyalardan habersiz bir yapıda değildir. Çünkü biz bir batıyı düşüneceğimiz zaman onun iletişim içerisinde olduğu diğer coğrafyaları da hesaba katmamız gerekir. Dünya ticaret ilişkileriyle ve ticaret ağlarıyla birbirine bağlanmış birçok kanallardan oluşmaktadır. Eğer biz bunları yok sayarsak hiçbir medeniyeti tam anlamıyla anlayamaz ve hepsini kendi içerisinde, kendi merkezinde yorumlayarak tamamıyla bir yorum gerçekleştiremeyiz. Hudson buradan yola çıkarak batıdaki dönüşümü anlamak için İslam toplumlarının, Çin'in, Hindistan'ın da ayrıca incelenip ele alınması gerektiğini vurgulamaktadır. Ancak kitabın temel tezlerinden birine doğru gelecek olursak Batı medeniyeti denildiği zaman sadece Batı Avrupa'daki insanların başka coğrafyada yaşayan insanlara üstünlüğü olarak anlamak ve bunun üzerinden düşünmek ...eleştirilebilecek ve eleştirilmesi gereken bir noktadır. Avrupalıların dünyada sadece kendilerinin olmadıkları, ortaya konulan kavramlar ve düşüncelerin diğer medeniyetlerden bağımsız gelişmediğini... ...Hudson ayrıca ele alarak Batı medeniyetinin köklerinin diğer medeniyetlerle ortak bir havzadan... ...yani kısaca Asya merkezli olduğundan bahseder bütün toplumların Asya coğrafyasından çıktığını ve oradan yayıldığını söyleyen Hudson bir medeniyet okumasında hiçbirinin birbirinden bağımsız olmayacağını vurgulamaktadır. Hudson, İslam medeniyetinin de sadece Orta Doğu tarihi içerisinde hapsedilmesini dünya tarihinde yanlış yapılan noktalardan biri olarak değerlendirmektedir. Çünkü İslam medeniyeti eğer dünya tarihindeki yerine yerleştirilmezse dünya tarihinin tam olarak anlaşılması mümkün gözükmemektedir. Bundan dolayı olması gereken İslam tarihinin sadece bir Orta Doğu içerisinde değil tamamıyla dünya tarihi içerisinde gerektiği konumda ve ilişkileriyle birlikte ele alınması gerektiğidir. Aslında diyor gereksinim duyduğumuz şey dünyanın gerçekliğiyle yüzleşmektir bizim batılı böbürlenmemizin resmettiği şekliyle değil diyen Hudson, Mercator projeksiyona da karşı çıkmıştır. Mercator projeksiyon bu kitabın temel tezlerinde geçen ve önemli bir kavramdır. Mercator projeksiyona göre çizilen haritaların Avrupa'yı olduğundan büyük göstermesi ve bunun tamamen ideolojik bir amaçla yapıldığı söylenmektedir. Mercator projeksiyon yöntemi 1569'da Gerard Mercator tarafından çizilen, tasarlanan silindirik bir haritanın projeksiyon yöntemidir. Buna göre dünya bir kare düzleme gerçek oranlar çarpıtılarak eşit uzaklıktaymış gibi yansıtılır. Fakat kutuplar hiçbir zaman tam olarak gösterilmez. Ekvatordan uzak bölgeleri büyük gösterir. Çünkü Avrupa'nın kıta sayılıp aynı büyüklüğe ve öneme sahip Hindistan ve Güneydoğu Asya'nın kıta sayılmamasının klasik bir ırk merkezli ikilem oluşturması için böyle bir haritanın merkez alınması gerekmektedir. Yani biz Avrupa'yı bir kıta olarak sayarken Hindistan'ı bir kıta olarak ele almamızın merkezinde bu Mercator projeksiyonun önemli katkısı vardır. Bu da bize klasik bir ırk merkezli ikilemin ortasında olduğumuzu ve Dünya tarihi kitaplarında bu merkezde yazıldığını göstermektedir. Yazılan Dünya tarihi kitapları incelediğimizde iki yer aşırı vurgulanmakta ve detaylı anlatılmaktayken ve bazı bölümler çok kısa geçilmektedir. Özellikle Yunanlıların klasik dönemde yaptıkları metinlerde çok detaylı anlatılır. Sonra Roma çok detaylı anlatılır. Ardından da Modern dönemde Avrupa ve Amerika'nın gelişimleri geniş yer kaplar. Ancak dünya tarihine baktığımızda sadece bunlar bulunmamaktadır. Elbette Yunanlıların yaptıkları buluşlar, görüşler bunlar inkar edilemez. Bunlar kabul edilmesi gereken şeyler. Ancak bunun arasında geçen birçok medeniyetin özellikle Mısır'ın, Çin'in, Hindistan'ın yaptıklarını da göz ardı edilmemesi gerekmektedir. Bundan dolayı Mezopotamya'dan ve Mısır'dan bağımsız bir Yunan medeniyeti düşünmek düşülen yanlışların en büyüğünden bir tanesidir. Biz Mısır ve Mezopotamya'yı da içine katarak Yunan medeniyetinin buluşlarını da içine katarak bir tarih algısı oluşturursak bu sefer tam teşekkürlü bir algı ve tam teşekkürlü bir anlayışa sahip olmuş bulunacağız. Avrupa ve İslam tarihini yeni bir perspektifle ele alan Hudson, bize sunulan tarih perspektifiyle hesaplaşmaya çalışmaktadır. Tek bir tarihin içine gömülü zihinleri sarsacak ve onları düşüncelerini yeniden ele alma durumunda bırakacak bir anlayış ortaya koyarak genel kabulleri sorgulamaya ve temellerini sarsmaya çalışmıştır. Marshall Hudson'ın Dünya Tarihi Yeniden Düşünmek kitabı temelde dünya tarihinin yazımında yapılan yanlışlar ve yazılarken ele alınan medeniyetlerin belli merkezlere toplanması ve bunun haricindekilerin dışarıda bırakılarak adeta yorumlanmamasını çok net bir şekilde eleştirerek dünya tarihi için yeni bir kılavuz, yeni bir rehber sunmaktadır. Marshall Hudson, Dünya Tarihini Yeniden Düşünmek adlı eserinde batı merkezli tarih anlayışına bir reddi oluşturmaktadır. Bir dünya tarihçisi olarak Hudson, üzerinde durduğu en önemli husus, İslam medeniyeti şeklinde adlandırdığı uygarlığın tarihini hem Batı Asya hem de daha önceki bütün insanlık tarihiyle bir ortak bağlama yerleştirmektir. Hudson, diğer önemli eseri İslam'ın serüveninde, dünya tarihleri içerisinde İslam uygarlığının modern tarih bağlamında önemli bir konum veren tek tarihçidir. Ona göre İslam dünyasındaki gelişmeler tam olarak anlaşılmadığı müddetçe dünyanın diğer uygarlıklarına olan gelişmelerin, faaliyetlerin anlaşılması da eksik kalacaktır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.